Serdar'la Tolgay konusu. Pardon, Tolga Ciğerci konusu. Özür dilerim. Başkana teşekkürü biz borçluyuz. Başkan nazik davranmış, teşekkür etmiş ama esas teşekkürü biz borçluyuz. Zira Serdar Aziz gibi bir oyuncuyu, 28 yaşında, milli takım oyuncusu, çok karakterli, kendisinin istenmediğini öğrendikten sonra ki duruşu, gelen tüm tekliflere rağmen Fenerbahçe'de transfer olmasını ısrar etmesi, takımdan ayrılırken benim görmek istediğim bir profil, futbolcu profil çizip hocasına teşekkür etmesi, tam aradığımız profil. Bir oyuncuyu bonservissiz bize gelmesine vesile olduğu için esas teşekkürü biz borçluyuz. Yani bu gibi başka oyuncuları varsa da onlarla da seve seve ilgileniriz. Diğer bir taraftan işin parasal kısmına gelince, Tolga Ciğerci bize bonservissiz geldi. Aynı Serdar'da olduğu gibi. Biz bugüne kadar Tolga'ya bir kuruş maaş ödemedik. Ne menajerine para verdik, zaten bonservissizdi. Tolga saatine kavuşacaktır. Dünyanın en iyi yerlerine yolladık. Çok ciddi bir programda ve netice vermeye başlayan programda. Çünkü bir evvelki takımda yanlış tedavi görmüştü. O yüzden hesaplı bir riskti bu. Mali risk olarak değil. Ne kadroda bir yer alıyor, ne mali açıdan bir risk. Ama ben inanıyorum ki Tolga, zaten yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Nisan-Mayıs ayında takımla çalışmaya başladıktan sonra önümüzdeki sezon bu vefanın da karşılığını verecektir. Çok açtır, mücadeleye hazırdır, olacaktır. Serdar için de zaten Serdar'ın performansı, konumu ortadadır. Dolayısıyla ben bir kez daha Sayın Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Bu iki oyuncunun bize gelmesine vesile oldukları için.